Çok küçük bebekler herkes tarafından kucaktan kucağa dolaştırılmaya bayılırlar. Ama 8. aya gelindiğinde bir şeyler değişmeye başlar ve yabancı kaygısı oluşmaya başlar. Bu durum gerçekleştiğinde bebek sadece yabancıların etrafında değil, önceden tanıştığı diğer insanların yanında da rahatsızlık hisseder. Böylece bebeğin büyük annesi tarafından tutulmak istememesi gibi sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalırsınız. Çoğu bebek bu şekilde tepki verse de tümü aynı şekilde davranmaz. Bazılarının ebeveynleriyle aralarında güçlü bir bağı yoktur. Bazılarınınsa pek yabancı kaygısı yoktur. Mary Ainsworth bu davranışı incelemek ve bazı çocukların neden normal örneklerin dışında kalabileceğini öğrenmek için yabancı durum denen bir çalışma yapmış. Şimdi nasıl işlediğine bakalım. Burada turuncuyla çizilen bir anne ve Sarı ile çizilen bir çocuk var. Bunlar önceden bulunmadıkları bir yerdeki bir odaya giriyorlar. Yani bu örnekte bir psikoloji laboratuvarına. Odada deneyin bir parçası olan bir yabancı vardı. Burada bu kişi mavi ile çizilmiş. Deneyin ilk aşamasında anne sandalyeye oturarak çocuğunun odayı keşfetmesine olanak tanıyor. Burada ebeveyn veya bakıcı değil anne dediğimin altını çizmek istiyorum. Çünkü araştırmanın ilk olarak odaklandığı konu anne ve çocuk etkileşimleri. Yani çocuk diğer ebeveynle veya farklı bir bakıcıyla güçlü bir bağ kuramaz demek istemiyorum. Ama burada sadece anne ve çocuk ilişkileri üzerine konuşuyor olacağız. Evet, burada bir anne ve bir yabancı var ve ikisi de çocukla aynı odada oturuyor ama Çocukla etkileşime girmiyorlar. Deneyin belli bir yerinde anne kalkıp odayı terk ediyor ve bunu dikkatleri çok da üzerine çekmeden yapmaya çalışıyor. Yani çocuğunun yanına gidip güle güle demiyor. Onun yerine direkt sessizce kalkıyor ve gidiyor. Böylece bebek yabancıyla yalnız kalıyor. Belli bir süre sonra anne odaya geri dönüyor. Böylelikle deneyi tam olarak başladığımız haliyle sonlandırmış oluyoruz. Anne ve yabancı çocukla beraber odadalar. Tamam. Bunun biraz garip bir durum olduğunu biliyorum. Bunu planladıklarında araştırmacılar tam olarak neyi bulmayı umuyorlardı? Deneyin ilk kısmında anne odadayken çocuğun etrafı keşfedip keşfetmeyeceğini görmek istediler. Ayağa kalkıp yürüyecek ve diğer oyuncaklarla mı oynayacaklardı? Yoksa daha içlerine kapanık ve annelerine bağlı mı olacaklardı? Araştırdıkları ikinci şey ise, annenin gittiğinde çocuğun nasıl bir tepki verdiği. Annesinin gittiğini fark ettiğinde, çocuk ağlamaya mı başlıyor, yoksa oyun oynamaya devam mı ediyor? Ve son olarak da, anne odaya geri döndüğünde, çocuğun annesine nasıl bir tepki verdiğini araştırıyorlardı döndüğüne seviniyorlar mıydı yoksa üzülüyorlar mıydı? Yoksa onu tamamen görmezden mi geliyorlardı? Araştırmacılar ellerindeki bilgilere baktıktan sonra çocukları iki ana gruba ayırdılar. Güvenli bağlananlar ve güvensiz bağlananlar. Çocukların büyük bir çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 60'ı güvenli bağlanma özelliği gösteriyor. Bu da birkaç farklı anlama geliyor. İlk olarak, Çocuk odayı keşfetme konusunda rahat davranıyor. Çocuk odada bulunduğu ilk birkaç dakika annesine yakın durmuş olabilir ama zamanla kendini etrafı gezip keşfedecek kadar rahat hissediyor. Oyun oynarken annelerine baktıkları veya ona doğru yürüdükleri anlar olabiliyor ama bu çocuklar genel olarak odayı kendi başlarına keşfedecek kadar rahat hissediyorlar. Annenin gitmesi ise farklı bir hikaye. Çocuklar Annenin yokluğunu hissettiklerinde çok üzülüyorlar ve endişeleniyorlar. Ama anneleri geri döndüğünde bu endişeleri yok oldu. Ve anne döndüğünde çocuklar genelde yanlarına gittiler ve onunla temas kurmak istediler. Güvensiz bir şekilde bağlanan çocuklarsa farklı davranışlar sergilediler. Bu çocuklar odaya ilk getirildiklerinde güvenli bağlanan çocuklar gibi annelerine bağlı kaldılar. Ama Güvenli bağlanan çocukların aksine, güvensiz bağlanan çocuklar annelerinin yanında kalmaya devam etme eğilimindeydiler. Odayı keşfetme eğiliminde değildiler ve anneleri odadan gittiğinde yine güvenli bağlanan çocuklar gibi çok üzüldüler. Ama güvenli bağlanan çocuklardan farklı olarak anneleri geri döndüğünde endişeleri sona ermedi. Anneleri gittiğinde üzüldüler ama geri geldiğinde üzüntüleri dinmedi. Hatta diğer güvensiz bağlanan çocuklar kaçınmalı davranışlar sergilediler. Yani anneleri odayı terk ettiğinde aslında pek üzülmediler ve geri döndüğünde de ona karşı kayıtsız kaldılar. Bu şekilde iki bağlanma çeşidinin olduğunu biliyoruz. O zaman diğer soruya geçelim. Neden bu farklılıkların sebebi ne olabilir? Bazı bebekler güvensiz bir şekilde bağlanırken Diğerlerinin güvenli bir şekilde bağlanmasına ne sebep oluyor olabilir? Araştırmacılar, çocukların farklı bağlanma şekilleri geliştirmelerinin sebepleri konusunda daha derinlere inmeye başladılar. Ebeveynlik şeklinin bu konuyla çok ilgisi olduğunu keşfettiler. Bebeklerine karşı hassas ve duyarlı olan anneler, güvenli bağlanma davranışı gösteren çocuklara sahip olma eğilimindeydiler. Duyarsız gibi görünen veya bebeklerinin ihtiyaçlarına karşı tepkisiz kalan anneler güvensiz bağlanma davranışlarını şekillendirme eğilimindeydiler. Bunu burada anne ve çocuk arasına çok fazla mesafe koyarak belirtiyorum. Güvensiz bağlanan çocukları olan ebeveynlerin çok uygunsuz olduğu düşünülen davranışları sergilediğini söylemiyorum. Yani burada çocuk istismarı veya ciddi bir ihmal gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Bu anneler çocuklarıyla güvenli bağlanan diğer akranları gibi ilgilendiler ama başka bir zamanda onları ihmal etme eğilimindeydiler. Eğer dışarı çıkıp biraz anne ve çocuk etkileşimi gözlemlerseniz, sizin de muhtemelen kendi kendinize görebileceğiniz bir şey. Mesela bir ebeveynin çocuğu dikkatini çekmeye çalışırken ne sıklıkla telefonuna baktığına dikkat edebilirsiniz. Telefonunuza bakmak kötü bir şeydir veya çocuğunuza zarar verir demek istemiyorum. Buradaki asıl soru, telefonlarına ne kadar süre boyunca baktıkları ve çocukları onların dikkatini çekmeye çalışırken bile bakmaya devam mı ediyorlar? Sorabileceğiniz bir diğer soru da şu olabilir. Bunların herhangi biri cidden önem taşıyor mu yoksa taşımıyor mu? Annesi odaya girdiğinde veya çıktığında çocuğunun üzgün olup olmaması gerçekten bu kadar büyük bir fark yaratıyor mu? Bu durumun çocukluk dönemi sonrasında da kişi üzerinde uzun süreyle etkileri olur mu? İlginç bir şekilde buna cevabımız evet gibi gözüküyor. Bazı araştırmalar erken yaştaki bağlanma şeklimizin gelecekteki yetişkin ilişkilerimizin temelini şekillendirdiğini gösteriyor. Özellikle evet, duygusal yakınlık ve samimiyet konularındaki rahatlığımızla ilgisi vardır çocukken güvenli bağlanan bireyler, yetişkin olduklarında da güvenli bağlanabildikleri ilişkiler kurmaya ve ilişkilerinde güvenli bağlanabilmeye meyillidirler. Eşlerinin sevgisinden kuşku duymazlar ve onlara güvenebileceklerini hissederler ve onlardan huzur ve emniyet duygusu temin ederler. Çocukken güvensiz bağlanan bireylerse yetişkin olduklarında ilişkilerinde güvensiz ve kaygılı hissetmeye meyillidirler veya Herhangi bir insana çok fazla bağlanmaktan kaçınmaya çalışabilirler. Hatta bundan daha da ilginci var. Bebekken bağlanma şeklimiz kendi çocuklarımızla aramızdaki ilişkiyi de etkiliyor. Kendi ailelerine güvenli bağlanan bireyler kendi çocuklarıyla da güvenli bağlanma ilişkisi kuruyor. Ailelerine güvensiz bağlanan bireylerse aynı şekilde kendilerine güvensiz bağlanan çocuklara sahip olma eğilimindeler. Bir dakikanızı bunun ne anlama geldiğini düşünmeye ayırın. Çünkü bu araştırma hayatımızın ilk yılında ebeveynlerimizleyken ne derece huzurlu oluşumuzun yetişkinliğimiz boyunca bizi etkilemeye devam edeceğini gösteriyor.